Herkese merhaba. Yine yeni bir YouTube videosunda daha beraberiz. Uzunca bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şu an Çorum'un Misleroğlu köyündeyiz. Eşimin köyü. İki aydır buradayız. İki aydır köy işleriyle uğraşmaktan video paylaşmaya fırsat bulamadım ama bütün yaptıklarımı sizlerle paylaşacağım. Bahçe yaptık. Fidelerimizi ektik. Bugün de eşimin rahmetli annesinin yıllar önce yapmış olduğu evin arkasındaki ekmek tandırını faaliyete geçirdik. Temizledik, onardık. Orada hem nostalji yaşayacağız, hem anılarını tazeleyecek eşim, hem de ekmek, yufka ekmek dedikleri, bazlama, gözleme, katmer, aklımıza ne gelirse bugün yapmaya çalışacağız. Bütün bunları sizlerle paylaşacağım. Benimle kalın. Birazdan görüşmek üzere. Evet, şimdi tandırımıza çıktım. Burası çok eski bir tandır. Haydar'cığım kaç yılda yapıldı tahminen bu? 15 yıldan beri kullanılıyor. 15 yıldır kullanılmıyor da ilk yapıldığı mesela. 76'da. 1976'dan beri var olan bir tandır. Burada kim bilir kim bilir neler kimler ne ekmekler yapmıştır değil mi? Bu arada tanıştırayım, eşim Haydar Uğurcan. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Kendisi benim en büyük yardımcım, kahramanım diyebilirim. En büyük destekçim, hayattaki her konuda destekçim. Kendisine buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum huzurunuzda. Gördüğünüz gibi biz her şeyimizi hazırladık. Soframız, hamurumuz, oklavalarımız, örtülerimiz, tandırımız da bu. Ne kadar zamanda ısınacak şimdi? Ben tabii bu konuda çok acemi olduğum için eşimden bilgi alıyorum. Hemen bir saate kaldı. Bir saat mi? 10-15 dakika. Isınır değil mi? 20 dakikada ısınır. Tamam. O zaman şimdi ben hamurumu hazırlamaya başlayayım. Yufkalarımı açarken de çekim yapmak için eşim bana yardımcı olacak. Tekrar görüşeceğiz. Evet, şimdi hazırladığım hamuru bezeleri ayırıyorum. Biraz sonra yufkalarımızı ve ekmeklerimizi yapmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Dediğiniz gibi. Bu benim ilk tandır tecrübem. Tabii ki eşimin sayesinde. Bezelerimi böyle yapıyorum ki onlar tepsi mayası olsun. Ben diğer işlerimi ya da yufkalarımı açarken güzelce mayalansınlar diye. Tabii benimkisi biraz acemi işi olmuş olabilir. Her zaman yaptığım bir şey değil. Evde mutfakta hamur yapmak farklı bir şey. Tandırda ekmek yapmak çok farklı bir şeymiş tabii ki. Bunu yeni öğreniyorum. Artık eksiklerim varsa da yapa yapa öğrene öğrene onları da gidereceğim. Yaptıklarımı da komşularıma ikram etmeyi düşünüyorum. 5-6 tane soğanı, küçük orta boyu soğanı doğrayıp güzelce yağda kavurdum. Ondan sonra ıspanaklarımı da yıkadım. 1 kilo ıspanak. Ondan sonra güzelce suyuna sıktım. Ve hazırlamış olduğum soğanla için üzerine ıspanaklarımı karıştırdım. Böyle bir harç ettim. Buradan gözleme yapacağız. Geçen gün yapmıştık, onu videoya çekemedim ama bu sefer harika olacak. Şimdi yufkalarımı açmaya başlayabilirim. Dur. Evet, yufkalarımızı yapmaya başladık. Pişirmiş olduğun şeyleri gösterebilirsin hayatım. Hemen gösteriyorum bak Zuhay. Pişirmiş olduğun yufkaları. Evet, yufkaları. Ayrıyetten bir de pişiriyorum bak. Evet, onu da göster bence. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Ben de acemi olarak açmaya başlıyorum. Yufkalarımı. Tabii çok profesyonel yufka açanlar mutlaka vardır. Benim kusuruma bakmasınlar. Benim bu artık bu acemiliğim. Tabii ki. Acemilik. Yapa yapa öğreneceğim inşallah ben de. Değil mi?
Evet, yapa yapa. Görünenler anasının karnında mı öğrenmiş? Biraz besleyelim şeyi, dur. Tamam. Oo, sen var ya, ilerletin, hem çekim yapıyorsun. Hem? Evet. Yufka pişiriyorsun. Harika. Çok fazla kınarca bizimle. Bak, kozların bezenin üstü durmuş ya. Böyle kabuk kabuk oldu. Gayet güzel oldu. Bak, bazlamalarımız da pişiyor yavaş yavaş. Bana not ver hayatım, nasıl olmuş? 10 üzerinden 10. Oo, teşekkür ederim, 10 üzerinden 10. Harika. Hı-hı. Şimdi yufkalarımızı bitirince de bazlamalarımızı yaparken, evet, onları da çekip gösterelim, tamam mı? Hı-hı. Daha da benim bir hikayem var mı? Bana hatırladın. Yok, ben çok mu küçük? Sandıra düşmüştüm bir kere. Sandıra mı düştü? İnanmıyorum. Bunu nasıl başardın acaba? Şu yukarıdan aşağı, içine değil de kenarına düştüm yukarıdan. Kenarına. Şuradan, arkadan dolanırken şuradan, o çit yoktu şu. Onu oradan kayınca şuradan aşağı düştüm şeye. Nereden? Ha, şuradan arkadan bak. Arkadan düştüm. Ha, şu arkadan, şu duvarın üstünden aşağı düştüm, sacın yanına. İyi ki sacın üstüne düşmedin, yanardın. Sacın üstüne düşsem yanacaktım. Kaç ama yaşındaydın o zaman? 4-5 yaşlarında filan. 4-5 yaşlarında. Evet. Harika. Çocukluk işte. Çocukluk. Yaramazlık yani. Evet. Allah razı olsun. Annen kızdı mı? Kızmaz mı? Bütün 4-5 tane kadın vardı. Aa, şimdi öyle mi? Bak, burada 3 tane ya da 4 tane açıcı olur. Ha, açıcı. Bir de evirici. Oo, evirici. Ben... Ha, bir de ayak işlerine bakan olur. Şimdi ben 4 tane açıcıya bedel miyim? Tabii, getir götür. 4-5 tane kadın olur en azından. Üç açıcı, bir evirici, bir ayak işlerine bakan kişi olur. Sen şimdi benim açtığım yufkayı çekiyorsun. He, çekiyorum. Bak, işi ilerlettim ben, gördün mü? Tamam, ben şunu besleyeyim altını. Tamam. Evet, yufka ekmeklerimiz bitti. Bazlamalarımızı yapmaya başladık. Bu şekilde açıyorum ve karşıda gördüğünüz gibi eşim onları pişiriyor. Hemen yakınlaştırıyorum. Sonra yağlıyoruz bakalım. Evet. Bu şekilde tereyağla üstüne, önü arkasını. Oh, neyse. Ay, şuradaki çok güzel kabardı. Sacın üstündeki, bak, yakınlaştırıyorum. Bir çekil. Allah, çok güzel oldular. Bak, puf puf. Çok güzel kabardı hayata. Alıyorum bundan. Al hayata. Ay, çok güzel oldular. Sen onları tek tek şimdi. Güzel, yağlayacağım onları. Evet. Of, harikayız ya. Acemi işi de olsa vallahi süper olur, değil mi? Ya şimdi güzel yaptık. Evet. En güzeli de böyle acemi işi zaten. Güzel oldu. Ne kadar güzel oldu, baksana. Harika gözüküyor. Babam nerede, hiç gözükmedi ortalarda. Kapıda keyif yapıyor. Şimdi de çay demleyelim, tamam mı? Ya, bir de çay yaparız. Hadi bunları al, koy da bunları çekeyim sana. Şöyle. Çok yaklaştırmış. Ha evet, onun suyu süpüreceksin değil mi? Oh. Sen bayağı ustasın ha bu konuda. Evet, ben pişiririm bunu. Evet. Ah, oh, çok güzel. O kadar. Biz devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Bazlamalarımızı bitirdik. Sıra geldi gözlemelerimize ve yapmaya başladım ben. Şimdi nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Hem çekeceğim hem yapacağım. O yüzden bir aksaklık olursa kusura bakmayın.
şöyle ıspanaklı içimizi açmış olduğumuz yufkanın yarısına seriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle de eşim ateşi harlamakla meşgul. Şöyle sonra bu yarısını buraya kapatıyorum. Şu şekilde. Tabii hem çek hem yap, biraz batırdım galiba. Kenarlarını böyle bastırıyorum. Ay daha çok kötü batırdım. Bu şekilde. Bu şekilde şimdi onu pişireceğiz. Oldu mu? Bir tanesini pişirelim mi? Gösterelim mi? Hemen koyalım bir tane. Hemen alıyorum bir tane. Nasıl alacağım öyle? Şu ya. Şekilde alıyorum. Tamam. Ben şu kalaştırayım şöyle. Hatta onları diğerini da al hayatım. Onları da koyuyorum. Hatta onları da. Evet. Ben bunu biraz batırdım. Olsun. Tekerle çekerken. Kaldırdım. Geliyor. Tamam. Kaldırdım. Aldım. Aldım. Tamam mı? Önümden çıkarsan çok sevineceğim. Heh. Yanıyor değil mi? Altını yapayım. Hı. Şey yapayım. Ara verdik de senden sönüyor bak. Anladım, evet. Ara verdik de sönüyor. Şurada. Hemen bir tane pişirdim zaten az önce. Daha doğrusu eşim pişirdi. Görmüş olun, bu şekilde olacak gözlemelerimiz. Eğer hamurum artarsa katmer yapmayı düşünüyorum. Onu da size bizzat göstereceğim. Evet bakın, bunlar pişmeye başladılar bile. Evet sevgili dostlar, bugünkü tandır maceramız da bitmiş oluyor. Son kalan minicik hamurumla katmer yapmaya çalıştık. Biraz dağıldı ama çok güzel olduğuna eminim. Her şeyimizi hallettik. Yufkalarımız, bazlamalarımız, ıspanaklı çöreklerimiz, her şeyimizi hazırladık. Sevgili eşim Haydar da bana yardım etti. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Evet sevgili dostlar, bugünkü tandır maceramız burada sona erdi. Çok neşeli, çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel deneyimler edindik. Eşim de bana çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu 1976'larda yapılmış tandır. O kadar benim için o kadar önemli ki eşimin annesi rahmetli Sultan Uğurcan'ın kendi elleriyle yapmış olduğu tandır. Buradan bugüne kadar kim bilir kaç tane kadın geçti bu ailede. Hepsinin ruhuna, hepsinin canına değsin bugün burada yaptığımız her şey. Hepsinin ruhu şad olsun, nur içinde yatsınlar. Videolarım devam edecek. Köy maceralarımı paylaşmaya devam edeceğim. Eşimle birlikte o da bana eşlik edecek. Benimle kalın, beni takip edin. İzlemeye devam edin. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.